Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya men yekunu bi iradetin nasu kel ferâşil mebthûs ve tekunul cibâlu kel ihnil menfûş. Ya men yes'elu ibâdehu yevme izin anin na'im. Ya men ceala el kafirina fi husr ve emrana bil hak ve sabr. Ya men halaka el muqaddah allati tattali ala el afide. Ya men cealaha ala a'daihi musada fi amadin mumaddada. Ya men ehleka ashab el fil ve ceala kaydahum fi tadlil ve ersel aleyhim tayran ebabil. Termihim bi hicaratin min sicil. Ya men et'ama ibadahu min cu' ve amanahum min khawf. Ya men ceala el veyle lil musallin. Ellezine hum an salatihim sahun. Ellezine hum yura'un ve yemna'un el ma'un. Ya men ata Muhammed el kevser. وأمره بأن يصلي وينهر. يا من أهلك الكافرين وما كانوا يعبدون. يا من نصر محمدا صلى الله عليه وسلم وفتح له على عدوه. يا من كان له توابا. يا من أهلك أبا لهب وأصلاه نارا ذات لهب. يا أحد يا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب الفلق أعذني من شر ما خلقت ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يا رب الناس ملك الناس إله الناس أعذني من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الجنة والناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. 14. ayet. Bana onların diriltilecekleri kıyamet gününe kadar mühlet verir misin? Dedi. 15. ayet. Allah, haydi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. Evet, bu daha önce yukarıda geçen 12. ayet ile alakalı. Kaydımı almıştım, atlamışım, bir nükte var. Cenab-ı Hak savunma hakkını şeytana vermiş olması. Bu çok önemli. Secde etmeyince Allah onu niye secde etmediğini biliyordu aslında. Bat oradan çık. Git cehenneme diyebilirdi ama önce bir sordum. Mâ menâ'ake elle teşşüde iz emartük. Yani senin secde etmene ben emrettiğim halde mani olan neydi diye şeytanın savunmasını istedi. Söz hakkı verdi. Bu burada çok önemli bir nükte. Bizler de suçladığımız insanlara bir veya dediğimiz halde yapmamış, vazifesini yapmamış, ihmal etmiş veya baş kaldırmış, ister şahsımıza karşı isterse devlet idaresinde o insanlara bir söz hakkı, savunma hakkı verilmesi lazım. Savunma hakkı kutsi bir haktır. İlahi bir ahlaktır. Bizlerin de buna dikkat etmesi gerekiyor. Bu incelikten sonra geldik şimdi 14. ayete. İblis dedi ki enzirni, ya Rabbi bana bir süre ver, bir mühlet tanı bana. Nereye kadar? İlâ yevmi yub'atûn.
diriltilecekleri güne kadar bana bir mühlet ver. Benim bu kovulmama sebebiyet veren Adem. Ona karşı bakalım neler yapacak. Kale inneke minel munzarin. Allah da sana mühlet verildi dedi. Haydi sen, sana süre verilenlerdensin sen dedi. Burada şeytan bana bir süre ver deyince sanki yaptığı hatayı telafi edecek. Pişman olmuş. Af dileyecek, özür dileyecek veya gidecek Adem'e secde edecek gibi anlaşılabiliyor. Ama öyle yapmayacağı belli. Ve bir alttaki ayetler de şimdi neler yapacağını ifade ediyor. Öyle anlaşılıyor ki bu 14 ile 15. ayetlerde iblisin insanları imtihana tabi tutacağı veya başka bir tabirle insanlar iblisle imtihan olacaklar. Ve Allah diyor ki bak iblise ben kıyamete kadar sizinle uğraşma yetkisi verdim. Bak ey insanlar, ey Adem, ha dikkat edin bak. Sizin yüzünüzden mahrum olmuş kimse her zaman sizinle uğraşacaktır. Psikolojisi de var burada. Hayatın içinde kim sizin yüzünüzden mağdur oldu ise o derinden derine sizin bir gizli düşmanınız olacaktır. Burada daha derin birkaç mesele var. İblis, şeytan zannediyor ki bana kıyamet gününe kadar mühlet ver deyince ölmemek istiyor. Çünkü insanların doğup büyüyüp ölmesi gibi cinlerin de şeytanların da doğup büyüyüp ölmesi var. Demek ki kıyamet gününe kadar süre istemiş. Demek o da ölmek istemiyor. Ölümsüzlük deryasında iblis de yaşamak istiyor. İnsanlar da keza öyle. Ama kıyamet gününe kadar diyor. Kıyamet gününden sonra zaten tekrar dirilince ölüm yok. Kıyamet gününe kadar ben yaşarsam kıyamet gününde zaten ölüm yok. Böylece şeytan da iblis de ebedlere kadar diri kalma, hayatta kalma, ayakta kalma gayreti olduğunu, arzusu olduğunu burada ayetin ruhundan anlıyoruz. İblisinin bu dileği kabul edildi. Cenab-ı Hak kâle inneke minel münzarîn dedi. İblisin bu dileği kabul edilmesi insanoğlu için dünya hayatının bir imtihan olduğu, imtihan süresinin de böylece başladığını gösteriyor. İlahi takdir neticesinde. Ayrıca şeytanın insanlar aleyhindeki kötü planları onlara haber verilerek ki aşağıda haber verecek. Zaten belli, Allah ona müsaade verip o da bizim başımızın belası olacağı belli. Bir bakıma insanlar dünya ve ahiret hayatlarını mahvedecek olan bir tehlike karşısında uyarılmışlardır bu ayette. Bu iki ayetten çıkabilecek önemli manalar bunlar idi. Ve şimdi geldik 16, 17, 18'i beraber okuyalım. Buyurun. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين 16-17. ayet-i kerimeler. Öyleyse dedi, sen beni azgınlığa mahkum ettiğin için ben de onları gözetlemek üzere senin doğru yolunun üzerinde pusu kurup oturacağım.
Sonra onların gah önlerinden, gah arkalarından, gah sağlarından, gah sollarından sokulacağım. Vesvese verip pusu kuracağım. Sen de onların ekserisini şükreden kullar bulmayacaksın. 18. ayet. Allah şöyle buyurdu. Alçak ve kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa iyi bilin ki sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Bu ayetler iblisin, şeytanın neler yapacağını ifade ediyor. Kale febime avveyteni le akudenne lehum. Sıra takal müstakim. Bu sırat-ı müstakim, yolu üstüne oturacağım ben diyor. Yani sizin ana caddeniz. Bu sırat-ı müstakim üzerinde hatırlarsanız En'am suresinin 161. ayetinde daha önceki 9 emirle alakalı her birisi için bir sohbet yaptık. Ve 10. emirde de kul inneni hedeni rabbi ila sıratın müstakim dinen kıyamen millete İbrahim'e hanife ayetleriyle sırat-ı müstakimin Allah'ın sair emirleriyle beraber neler olduğu anlatılmıştı. Fatiha suresinde geçen sırat-ı müstakim, insanda 3 tane kuvve var. Külli duygu, kuvve-i şehviye-i behimiye, maddi ve manevi menfaatleri celb-ü cezb etmeye yarayan, kuvve-i kadabiye-i saubiye, zararlı şeyleri terk etmeye yarayan, hangi şeyler faydalı, hangi şeyler zararlı, onları tefrik ve temiz etmeye yarayan kuvve-i akliye. Şimdi bu 3 duygu bütün duygularımızı içine alıyor. Hayatımızın bütün hareketlerini içine alıyor. Bunların ifratları var, tefritleri var. Kuvve-i şehviyenin vasatı, bir de o vasatı var, iffet. Kuvve-i akliyenin hikmet, kuvve-i gadabiyenin ise şecaat. Ama bunların ifrat ve tefritleri var. İşte bu sırat-ı müstakim, yolu üstüne oturacağım ben, o yolda istikamet sırat-ı müstakim üzere gitmelerine mani olacağım. Onları ya ifrata ya tefrite atmak suretiyle onları Allah yolundan, cennete giden yoldan uzaklaştıracağım. Yol üstünde oturmak. لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Şeytan sırat-ı müstakim yolu üstünde oturduğu için, onun için Efendimiz Aleyhisselam böyle yollarda da bunu hatırlattığından dolayı, çağrışımının kötü olacağından dolayı Efendimiz Aleyhisselam yollar üstünde oturulmaması tavsiyesinde bulunmuştur. O zaman insanların mescitten başka buluşacakları bir yer yok. İşçi bulacak, iş bulacak, alacak, verecek vesaire. Evinin önünde otururdu ki gelip geçerken de işlerini görsünler. Bu yol üstünde oturmadan Efendimiz sahabe-i kiramı men etti. Dediler ya Resulallah, mazeretimiz var, işimiz var, oturma mecburiyetindeyiz. O zaman hakkını verin. Hakkı nedir? Gelen geçene selam vermektir. Emri bil maruf nehyi anil münker yapmaktır buyurdular. Bu yol üstünde oturma işi sırat-ı müstakimin üstünde oturacak, tam ortasında şeytan sapıttıracak. Sapıttırma şeklini de şimdi 17. ayette anlatıyor. Sümme oturduktan sonra le'atiyennehum, onlara sokulacağım. İmbeyni eydihim, önlerinden ve min halfihim, arkalarından ve an eymanihim, sağlarından ve an şemailihim, sollarından. Yaklaşınca böyle ne olacak? Ve la tecidu ekserahum şakirin. İnsanların çoğunu da şükredenlerden, şükreden kullar olmada öyle bulamayacaksın. Hatırlarsanız bu 10. ayetin sonunda ne kadar da az şükrediyorsunuz dedi. Yaratılma gayemiz adeta ve lekad halaknaküm, bir sonraki 11. ayette yaratılma gayemiz Allah'a şükretmek,
olduğuna adeta dikkat çekildi. Burada da şeytan şükreden kul bulamayacaksın diyerek yaratılış gayemize ters bir istikamette, fıtratımıza ters bir istikamette, sırat-ı müstakimden ya mağdub olmuş ya da dalin olmuş şekilde bizi yoldan çıkartacağını ifade ediyor. Değerli kardeşlerim, bu şeytanın sağdan, soldan, önden, arkadan yaklaşması üstünde tefsirciler çok genişçe durmuş. Biz de çok genişçe durmalıyız. Fiziki olarak ön tarafımızdan, arka tarafımızdan, sağımızdan, solumuzdan manasında değil sadece. Evet, önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan fiziki olarak her an şeytan, yani iblisin avaneleri, iblisin torunları olan şeytan bizimle beraberdir. Şeytanın bizimle beraber olmadığı iki an vardır. Bir, ezan-ı Muhammedi okunurken. İki, kamet getirilirken. Buhari ve Müslim'de gelen hadiste diyor ki Efendimiz, ezan-ı Muhammedi okunduğu zaman şeytan durat çıkartarak sesi duymayacağı yere kadar kaçar. Tekrar gelir. Ezan bitince müezzin kamet getirirken de bu defa fusas çıkartarak yine kamet sesini duymayacağı yere kadar kaçar. Durat yellenmenin bağışlayın seslisi. Fusas ise sessizi. Ezan ve kamette şeytan kaçar. Ondan sonra yine kamet bitince geliyor şeytan, hadis ifadesiyle namaz kılana musallat olur. Öyle musallat olur ki acaba ben kaçıncı rekattaydım der. Demek ki şeytan secdeye gittiğimiz zaman da bizimle beraber, Kabe'yi tavaf ederken de, Arafat'ta vakfeye durduğumuz zamanda da şeytan hep daim bizimle beraberdir. Onun için bizim için büyük düşmandır. Yasin-i Şerif'te Elem e'ahed ileyküm ya beni Adem'e elle te'budu şeytan innehu leküm aduvvun mubin. Ey Ademoğlu, ben size demedim mi şeytana kulluk yapmayın? O sizin için apaçık bir düşmandır. Büyük değil de burada apaçık düşmandır. Babanız Adem'i aldatan şeytan apaçık düşman, tecrübelerle sabit. Bir, bu 24 saat şeytanın kamet ve ezan anı hariç bizden hep bizimle beraber olması. İki, önden yaklaşma, istikbal endişesi verme. Geleceğim ne olacak? Evim olur mu? Arabam olur mu? Ulan biraz daha mülk yığayım da çocuklarım, torunlarım kalmasın açık, muhtaç. Böyle önünden istikbal endişesiyle şeytanın yaklaşması. Ve bu öncelikli ki en başa konulmuş istikbal endişesi. Risalelerin çok muhtelif yerlerinde geçen bu mesele, gerçekten istikbal endişesiyle dinini satanlar, Kur'an'ını, mukaddesatını satanlar. Sümme le etiyenne nunu müşeddetle de kat'i ki muhakkak ki şüphesiz ki aralıksız, sürekli demek bu geleceğim. Önlerinizden, önden gelme bu. Önden gelme bu olmakla beraber, mesela çocuğu olacak ama ben bunu bakamam diye çocuğunu aldırma, doğum kontrolü, nüfus planlaması. Bu da şeytanın bir ivası, bir aldatması olarak ifade edilmiştir. Ve min halfihim, arkadan gelme. Şeytanın arkadan yaklaşması da benden sonraki gelecek nesiller ne olacak? Az önceki doğum kontrolü, insan öldürme, çocuklarını öldürme buna girer. Bunun da üstünde ayrıca genişçe durabiliriz. Ve an eymanihim, sağlarından yaklaşacağım. Eymen en sağlarından. Yani
hayır yaptırarak, hayır vaadiyle onlara şer işletmesi ki şeytan için, şeytanın bize aldatmalarında en tehlikeli kısmı da budur. Bu en tehlikeli kısmını az alttaki ayette göreceğiz. Ya Adem üskün ente ve zevcükel cennete ayetinden itibaren bu 19, 20, 21 buralarda bunları göreceğiz. Adem Havva ile beraber cennette yeftare geziyordu. Allah ye iç dedi ya Adem. Ama şu ağaca yaklaşma dedi. Feküle min haysu şi'tüme ve la tekrabe hâzihi şecerete. Ye işte şu cennette ama şu ağaca yaklaşma dedi. Şeytan geldi dedi ya Adem bu cenneti beğendin mi? Beğenmez miyim dedi ya. Muhteşem bir alem. Ama dedi maalesef sen burada çok az kalacaksın. Deme dedi ya. Tabii az kalacaksın dedi. Sen laftan anlamaz mısın dedi ya Adem. Allah sana ya Adem müskün diyor. Ente ve zevcükel cennete. Zevcinle beraber cennette sakin ol diyor. Sakin. Müskün sakin ol demek. Sakin olmak az kalmaya delalet eder. Mesken dediğimiz evlerde 40, 50, 60 sene kalacağız oralarda. Sen dedi bu cennette çok az kalacaksın. Belli süre sonra Allah seni bu cennetten çıkartacak dedi şeytan. Adem de bir telaş oldu. Bir telaş yapma dedi ya. Ya dedi sen bu cennete ebedi kalmak istiyor musun? İstiyorum tabii dedi. Bak Allah sana şu ağaca yaklaşma dedi ya. O ağaca yaklaşmadığın için az kalacaksın. Eğer o ağaca bir yaklaşır, meyvesinden bir yersen şifre çözülecek. Sen bu cennette işte o zaman ebedi kalacaksın. Şeytan Hazreti Adem'e sağdan yaklaşmıştır. Cennet vaadiyle yaklaşmıştır. Adem bu noktada aldanmış ve sonra memnu meyveden yiyerek cennetten mahrum kalmıştır. Bütün bu anlatılanlar bize şu cümlenin veya kelimenin manasını anlatıyor. Ve an eymanihim. Sağlarından yaklaşacağım onların. Yani cami yap, masraflar yaptırır, yapar adam, bak bak bir hayırsever adam desinler. İsmini koydurur oraya, bak ya ne güzel hayırsever filan adam desinler diye, böylece riyakarlık veya desinler diye yaptığı için derler ve sevabı gider. Sağdan yaklaşma. Yani iyi bir şey yaptırıyor, güzel bir iş işletiyor ve sevap işletiyor gibi, hayırlı cennet yolundan bir yol gibi, fakat öyle yaklaşır ki şeytan onunla da Hazreti Adem gibi cennetten mahrum olursunuz. Bu da genişçe ve an şemailihim, soldan yaklaşma, sollarından yaklaşacağım. Şeytan sarıyı açık bütün kötülükleri işletir yani. Allah'a isyan ettirir, Kur'an'a isyan ettirir, peygambere isyan ettirir. İnadından yaptırır, kibrinden yaptırır vesaire. Bu anşema ilehimde kötülüğü kötülük bildiği halde yapar eder insan. Şeytan bunları hepsini yaptırır. Yapar da, yaptırır da, fakat öbür alemde Ademoğlu hesap gününde şeytanı suçlayacak. Ya Rabbi ben bu şeytandan şikayetçiyim. O yaptırdı diyecek. Şeytan diyecek ki ve la telumu ve lumu enfusekum. Hayır hayır. Siz beni kınamayın. Siz kendinizi kınayın. Ben elinizden tutarak size zorla bu günahları işletmedim. Diyecek. Sadece ben müzeyyindim. Haramı, günahı, şirki, şehveti, isyanı süslü gösterdim ben. Burada ince bir şey var. Bazı hakimler de şimdi tutuklamışlar. Suçları yoktu. Niye tutuklattınız yani? Ben size zorla mı yaptırıyorum? Ben sadece güzel gösterdim.
aynı mealde bir şey hatırlatıyor burası. Ve şeytan hem 24 saat bizimle beraber ezan ve kamet hali hariç ve hem de az altta gelecek vesvese verecek, bizimle beraber iç dünyamızı oynayacak. Zaten Adem'in yaratılışıyla alakalı bölümde söylemiştik, yani Adem'in yerde iskelet olarak yatarken ağzından girdi şeytan, içinde dolaştı, burnundan çıktı veya arkasından çıktı. Gördü ki bu Adem'in içinde boşluklar var, kendisine malik olamayacak ve işte sapıttıracağım burada, önünden, arkasından, sağdan, soldan 24 saat hatta vesvese okları atarak sizi sapıttıracağım ben. Sapıtırsanız ne olacak? وَلَا تَجِدُ اَكْتَرَهُمْ شَاكِر۪ينَ Allah'a diyor ki sen onların da çoğunu şükreden kul olarak bulamayacaksın. Şükür için yaratılmıştı insanlar, yaratılışının zıttına ters bir şekilde gittiklerini göreceksin dedi. Şimdi 18'e geldik. Burada 18. ayette mealde okudunuz. Kale hruç. Çık dedi Allah oradan. Yukarıda bir fahruç vardı. Bir de fehbit vardı. Hemen in demek. Aşağıların aşağısına in. Yukarıda fahruç vardı. Bir defa daha. Yani orada şeytan müsaade almazken Allah ona fahruç dedi. Adem'e secde etmediği için. Bir de burada Adem'i sapıttıracağından dolayı bir daha 18. ayetin başında kâle hruç minhe, oradan çık. Nasıl çık? Mezmûmen methûra, horlanmış olarak, kınanmış olarak, ayıplanmış olarak, hor ve hakir diye Türkçe'ye tercüme ettiğimiz oradan çık dedi. Öyle anlaşılıyor ki şeytan sadece bir defa mertebe kaybetti, mevzi kaybetti değil. Adem'i her aldattığında Allah nazarında bir kademe daha aşağıya iniyor. Her günah işletince bir kademe daha aşağıya iniyor. Aşağıların aşağısına doğru inmesi devam ediyor demektir. Şeytanla beraber, dikkat buyurun, ve şeytanla beraber şeytana tabi olarak haram ve günah işleyenler de şeytanla beraber derece kaybediyor, mevzi kaybediyor demektir. Lemen tebi'ake minhum le emle enne cehenneme minkum ecmain. Çok derin bir şey. Lemen kimin için tebi'ake, kim seni uyarsa, senin arkandan giderse Allah diyor şeytana. Minhum onlardan, yani insanlardan, Adem oğlundan, le emle enne, burada da la-mi te'kittir, emle değil, emle en değil, emle enne. İki kademe nunu müşeddet bu manayı te'kit ediyor. Baştaki lan da te'kit ediyor. Kat'i ki, muhakkak ki, ha şüpheniz olmasın ki, dolduracağım demek, cehenneme minküm sizlerden, cehenneme dolduracağım, ecmain hepinizden demek. Adem oğlundan pek çok insanın böylece cehenneme gideceği anlatılıyor. Burada iki şey söyleyeceğim. Bunlardan birincisi, bir ayet-i kerimede cehenneme labalep dolmada gafletin ve onun da ötesinde kibrin olduğuna dikkat çekilir. İnsanlardan ve cinlerden pek çoklarıyla cehennemi labalep dolduracağım ayeti. Ayetin metni hatırıma gelmedi, buraya not olarak da almamışım. Yani labalep cehenneme dolduracağım, cinden ve insten pek çoklarıyla labalep cehennemi dolduracağım ayet var. Cehennemin labalep dolması. Bir de hadis-i şerif var. Müslim'in iman kitabının son bölümünde Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e diyecek ki öbür alemde, ya Adem git insanlardan 1000 tanesinden 999 tanesini cehenneme at diyecek. Çokluğu bu nispet içerisinde
kavramalısınız. 1000 tanesinden 999 tanesini cehenneme at ifadesi. Sahabi bunu duyunca Efendimiz'den çok titredi, korktular. Dediler ki o 1000'de 1 kişi biz olamayız. Herhalde bizden sonra yeni doğmuş ve Müslümanlığı sıfırdan tanımış, günahsız olarak hayatını devam ettirenler. Sonra Efendimiz sahabe-i kiramın böyle morali bozulunca, ümidi kırılacak gibi olunca ümmetimden 70 bin kişi hesapsız cennete gidecek dedi. Sahabi bunu da azımsadı. Biz olamayız dediler. Sadece İkkaşe İbni Mihsan ayağa kalkarak dua et ben o 70 binden bir tanesi olayım dedi. Efendimiz sen onlardansın dedi. Bir adam daha ayağa kalktı. Dua et ben onlardan olayım. Efendimiz Okkaşa seni geçti dedi. Hayır da acele etmek lazım. Belki Efendimiz sen de dese herkes kalkacak. Baştan kesmek lazım bunu. Belki o adam münafıklı yorumları var. Ve sonra Efendimiz aleyhisselam sahabi onu da azımsayınca her bir ferdine ümmetimden 70 bin daha ilave olundu buyurarak sahabe-i kiramın içini rahatlattı. Ama burada meseleye bakacak olursanız şeytan intikam hisleriyle dolu. Şeytanda Adem'e karşı bir haset var. Meleklerin de yerine geçmesine rağmen Adem, meleklerde haset yok. Ama şeytanda cinde bir haset var. Haseti, kini, nefreti, öfkesi gittikçe artıyor ve şeytanların da sayısı çok ve doğduğumuz andan öleceğimiz ana kadar şeytan bize musallat olur. Doğduğumuz andan değil, az daha geriye gidiyorum. Baba sulbünde iken anne rahmine düşeceği anda çocuk tohum olarak şeytan orada bile ona musallat olup dokunmak ister. Onun için yeni evlenmiş, nikah akdi yapmış kimseler ilk beraberliklerinde, daha sonraki bütün beraberliklerinde beraber olacakları zaman telkih veya telakkuh anında şu duayı okumalarını Efendimiz Aleyhisselam tavsiye etmiştir. Allahümme cennibiş şeytane ve cennibne şeytane me razaktene. Amin. Ezberleyin bunu. Allahümme cennibiş şeytane ve cennibne şeytane me razaktene. Ey Allah'ım bana rızık olarak vereceğini şeytandan veya şeytanı ondan uzaklaştır ya Rabbi. Allah'ın insanlara çocuk vermesi en büyük rızık olduğu Furkan suresinin son sayfasındaki ayette de anlatılır. Yani oradaki rızıktan maksat çocuktur. En büyük rızıktır bir insana Cenab-ı Hakk'ın evlat vermesi. Ama şeytan o anda bile musallat olabilir. O andan tutunuz çocuk dünyaya geldiği andan itibaren büyüyüp öleceğimiz ana, son nefesimizi vereceğimiz ana kadar şeytan ordusuyla gelir diyor hadiste son nefeslerimizi verirken ve hayatımızın başından bir sonuna kadar uyguladığı bütün desiselerini bir anda uygular. Öyle bir anda şeytanı aldanmamak ve imanlı gidebilmek oldukça zordur. Onun için bu burada anlatılan ayet, önden, arkadan, sağdan, soldan yaklaşacağım ayetini, kelimelerini bir de hayatınızın başından sonuna kadar demek. Hayatınızın bütün pozisyonlarında, şekillerinde demek, manalarında da anlayabiliriz. Ve böylece cehenneme dolduracağım onları diyor şeytana tabi olanlar. Pekala, şeytana tabi olduğu halde cehenneme gitmeyecekler var mı? İşte bir sonraki bölümde Adem'in durumu anlatıldıktan sonra Hazreti Adem Aleyhisselam da şeytana uydu ama fakat tövbe etti, istiğfar etti. Siz de tövbe ve istiğfarla şeytana tabi olduktan sonra tövbe istiğfar ederseniz bu muhakkak cehenneme dolduracağım dedikleri kimseler arasında olmazsınız. Bu vakaların altta gelecek diğer ayetlerle 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25. ayete kadar gelecek bütün ayetlerle derin bir bağlantısı var. Fakat bugünlük bu kadarcıkla iktifa ediyorum. Gelecek hafta Cenab-ı Hak lütfederse Ya Ademüskün'den itibaren tekrar meseleyi ele alacak. Cehenneme gitmeyenlerden bizim de şeytanımız var. Herkesin şeytanı var. Baba tohumundan öleceğimiz son nefesimize kadar şeytanımız var. Sadece Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki herkesin şeytanı vardır. Benim şeytanım bana teslim olmuştur. Diğer peygamberlerin bile şeytanları vardır. Hepimizin şeytanları var. Ve şeytanın da yakalayacağı en zayıf damar öfke anı, sinirlenme anı, gadap anımızdır. İleride açılımlarında sırasıyla ayetlerde bunlar gelecek. Cenab-ı Hak bizleri sırat-ı müstakime hidayet eyleyip öleceğimiz ana kadar sırat-ı müstakimde sabit kadem eylesin. Amin. Her türlü cinni ve insi şeytanların şerlerinden muhafaza eyleyerek cehenneme gidenlerden eylemeyip cennete gidenlerden eylesin. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.